dünya. Bildiğimiz kadarıyla evrendeki ve derin uzaydaki yaşama tek elverişli gezegen. Acaba evrende başka dev dünyalar ve buralarda yaşam var mı? Şu an kanıtlanmış değil. Peki hiç bunu düşündük mü? Dünyamızı bu kadar özel kılan ne? Sanırım bunu iyi düşünmemiz gerekiyor. Ve bunun için dünyamızın ilk oluşumuna gitmemiz gerekiyor. Tabii bunun için 5 milyar yıl öncesine gitmek gerekecek. Sizce bunu başarabilir miyiz? Dünyamızın oluşumunu tam olarak anlayabilmemiz için dünyadaki ilk insanın ayak seslerine gitmemiz lazım. Ya da ismini bile bilmediğimiz dev varlıkların ölüm dolu, korkunç çığlıklarına... Belki de milyonlarca yıl önceki ilk canlının gözlerindeki bakışa... Veya çekirdeği binlerce derece sıcaklıklara ulaşmasına rağmen kabuğu metrelerce buzulla yığılı bir gezegenin geçmişine gitmek gerekiyor. Güneş sisteminin ilk olarak Emanuel Swedenborg tarafından 1734 yılında öne sürülen, daha sonra Immanuel Kant tarafından 1755 yılında genişletilen bulutsu varsayıma uygun olarak oluştuğuna inanılmaktadır. Bu teoriye göre Güneş sistemi 4,6 milyar yıl önce dev bir moleküler bulutun çökmesi sonucu oluşmuştur. Bu ilk bulutun birkaç ışık yılı genişliğinde olduğu ve birkaç yıldızın doğumuna sebep olduğu sanılmaktadır. Çok eski göktaşlarının incelenmesi sonucunda, ancak çok büyük patlayan yıldızların merkezinde oluşabilecek kimyasal elementlere rastlanması, Güneş'in bir yıldız kümesi içinde ve birkaç süpernova patlamasının yakınında oluştuğuna işaret eder. Bulutsunun içindeki maddeler yoğunlaştıkça, içindeki atomlar artan frekanslarla çarpışmaya başladı. Hemen hemen kütlenin tamamının toplandığı merkezin sıcaklığı, etrafındaki diske göre giderek daha da arttı. Kütle çekimi, gaz basıncı, manyetik alanlar ve dönüş, küçülen bulutsuyu etkiledikçe kabaca 200 astronomik birim çapında kendi etrafında dönen gezegen öncesi bir diske dönüştü. Ve merkezde sıcak ve yoğun bir ön yıldız oluştu. Güneş'in evriminin bu dönemine benzeyen, genç, birleşme öncesi güneş kütlesine sahip Tori yıldızları üzerine yapılan incelemeler, sıklıkla gezegen oluşumu öncesi disklerin bu tür yıldızlarla bir arada bulunduğunu gösterir. Bu diskler, birkaç yüz gök birimi genişliğe ve en sıcak oldukları noktada ancak 1000 Kelvin sıcaklığa ulaşırlar. Geride kalan gaz ve tozdan ibaret güneş bulutsusundan çeşitli gezegenler oluşmuştur. Bu oluşumun kaynaşma süreciyle olduğuna inanılmaktadır. Kaynaşma, gezegenlerin merkezde yer alan ön yıldız çevresinde dönen toz taneleri olarak başlamaları, yavaş yavaş 1 ile 10 metre çapında topaklar haline gelmeleri, daha sonra
çarpışarak 5 kilometre çapında gezegenciklere dönüşmeleri ve sonraki birkaç milyon yıl boyunca çarpışmalara devam ederek her yıl kabaca 15 santimetre kadar büyümeleri sürecidir. Güneş sistemi, su ve metan gibi uçucu moleküllerin yoğunlaşmasına izin vermeyecek kadar çok sıcaktı. Dolayısıyla oluşan gezegencikler, gezegen öncesi diskin yalnızca %0,6 kütlesinden ibaretti. Ve genel olarak silikatlar ve metaller gibi yüksek erime noktasına sahip olan kimyasal bileşiklerden oluşmuşlardı. Bu kayasal gök cisimler sonunda yer benzeri gezegenler oluştu. Daha ötelerde Jüpiter'in kütle çekimsel etkisi, gezegen öncesi gök cisimlerinin bir araya gelmesini engelledi. Ve geride asteroid kuşağı kaldı. Daha da ötede, donma hattının gerisinde, daha uçucu olan buzlu bileşiklerin katı kalabileceği yerde, Jüpiter ve Satürn gaz devi haline geldi. Uranüs ve Neptün daha az madde yakalayabildi ve çekirdeklerinin hidrojen bileşiklerinden oluşan buzdan meydana geldiğine inanıldığı için buz devi olarak bilinirler. Genç Güneş enerji üretmeye başladıktan sonra, Güneş rüzgarı gezegen öncesi diskte bulunan gaz ve tozu yıldızlar arası uzaya doğru gönderdi ve böylece gezegenlerin oluşumunu durdurdu. T-Tauri yıldızları daha kararlı ve eski yıldızlara nazaran daha güçlü yıldız rüzgarlarına sahiptir. Gökbilimciler, Güneş sisteminin Güneş ana koldan uzaklaşmaya başlayıncaya kadar bugünkü haliyle kalacağını tahmin etmektedir. Güneş hidrojen yakıtını yaktıkça, geride kalan yakıtı yakalayabilmek için giderek ısınacak ve dolayısıyla da daha hızlı enerji harcamaya başlayacaktır. Sonuç olarak kabaca her yıl 1,1 milyar yılda bir %10 oranında parlaklığı artmaktadır. Dünyamızın ışığı Güneş, anlıyoruz ki her gün değişiyor. Her gün tonlarca enerji harcayarak hafiflemeye devam ediyor. Biliyoruz ki Güneş'in de bir ömrü var. Ve o da bir gün bir süpernova olarak yaşamına son verecek. Tahminlere göre bugünden yaklaşık 6,4 milyar yıl sonra Güneş'in çekirdeği o kadar sıcak olacak ki, daha az yoğun olan üst katmanlarda da hidrojen kaynaşması oluşmaya başlayacak. Bunun sonunda Güneş şu anki çapının 256 katı kadar genişleyecek ve bir kırmızı dev olacaktır. Sonra da oldukça artmış olan yüzey alanı nedeniyle soğumaya başlayacak ve parlaklığını yitirecektir. En sonunda Güneş'in dış katmanları ayrılacak ve geride olağanüstü derecede yoğun bir gök cismi olan beyaz cücek kalacaktır. Bu beyaz cüce, Güneş'in ilk kütlesinin yarısına sahip olacak, ancak büyüklüğü Dünya kadar olacaktır. Şimdi Dünya'mızın ilk oluşmaya başladığı zamana gidiyoruz. Hazır mıyız? Bu gerçekten duygusal bir an. Şu an oraya gidiyoruz ama ayak basıp yürüdüğümüz, koşup eğlendiğimiz, çocuklarımızı büyüttüğümüz, kısaca dünyamızı şu an orada yok düşünün. Ne kadar vahim bir olay.
Evet, şu an oradayız. Muhtemelen büyük patlamadan hemen sonrası ortalık toz duman ve kaya. Onlarca yıldız aynı anda ölmüş olabilir mi burada? Ya da dünyayı görebiliyor musunuz? Aslında orada dünya diye bir gezegen şu an için yok. Yaklaşık 5 milyar yıl gerideyiz. Zamanın çok çok ötesindeyiz. Heyecanlandınız mı desem, sanırım şu an heyecan diye bir kavram da yok burada. Birbirlerine çarpan meteorların oluşturduğu sadece yanık acı bir koku. Öyle soğuk ki insanın içi ürperiyor. Şu an sanırım yaşam imkansız görünüyor. Zaten yaşayabileceğimiz bir gezegen de şu an için yok. Her tarafta devasa asteroidler, mükemmel bir toz bulutu var. Bir çöl fırtınasını hayal edebilirsiniz. Meteor yağmuru öyle fazla ki sanki hepsi bir tarafa koşturuyor. Adeta bir şey oluşturmak için arılar gibi çalışıyorlar. Bu gizemli yerde niçin uğraşıyor olabilirler? Düşünün, cehennem gibi. Buna izin veren mutlaka bir güç var. Etrafta kimliği belirsizce dolaşan onlarca gezegen. İsimleri ne bilmiyoruz. Öyle yabancılar ki. Jüpiter mi ya da Mars, Uranüs bilemiyoruz. Ve şu karşıda adeta bize yaşamı anımsatan güneş değil mi? Öyle garip ve vahşice bize bakıyor. Milyonlarca meteorun ve toz bulutunun içinde kalmış. Ama yine de bize gülümseyen bir yüz. Gördük derin uzayın bu karanlık vadilerinde. Adeta boğuyorlar güneşimizi. Meteor yağmuru öyle güçlü ki, yaşadığımız gezegenin milyonlarca parça taş, kaya ve tozdan oluşması ne kadar ilginç. Sanırım tozlar ve kayalar birleşmeye başlıyor. Bir şey için çalışıyorlar. O kadar gizemliler ki. Hepsi tam bir alev topu. Binlerce derece sıcaklık var burada şu an. Taş, kaya ve tozlar birleşmeye devam ediyor. Bir şeyler oluşmaya başlıyor sanırım. Her taraf ne olduğu belirsiz, ölümcül, zehirli gazlarla dolu. Ortalıkta öyle sıcak bir su buharı var ki, binlerce derece sıcaklıkta ve ölümcül gücüyle ortalığa yayılmış durumda. Yeni oluşmaya başlayan gezegenin her tarafında devasa volkanlar patlıyor. Ortam karbondioksit ve nitrojen dolu. Evet, bir şeyler oluşmaya başlıyor sanki. Çekirdeği binlerce derece sıcaklıkta olan bir gezegen ve dünya şekillenmeye başlıyor. Ama yaşam ne mümkün? Gezegen o kadar hızlı dönüyor ki bir gün sadece ve sadece 6 saat. İnanılır gibi değil. Bütün gezegen devasa patlamalarla tam bir alev topuna benziyor. Buna kaynayan bir kayayı örnek verebiliriz. Taş ve kayaların birleşirken oluşturduğu boşluklar volkanlarla doluyor. Her delikten ateş fışkırıyor diyebiliriz. Veya kaynayan sıcak suyu örnek verebiliriz. Ortamda binlerce derece sıcaklık kol geziyor. Dedik ya, ortalık toz duman.
ve bir sürü kimliği belirsiz gezegen diye. İşte onlardan biri bize doğru yaklaşıyor. Daha bir bebek olarak gördüğümüz dünyamıza çarpmamalı. Çarparsa her şey alt üst olabilir. Dev bir gezegen dünyamıza doğru yaklaşıyor. Ve işte o devasa çarpışma gencecik gezegenin şeklini bozuyor. Adeta gezegene küçük bir ısırık atıp gidiyor. Ya da buna kısa bir ziyaret diyebilir miyiz? Her taraf tekrar toz ve kaya parçalarıyla kaplanıyor. Muhteşem bir yanık kokusu. O da ne? Yer çekiminin etkisiyle tozlar ve kaya parçaları tekrar birleşiyor gezegenimizin semalarında. Yine bir şeyler oluşuyor. İşte o, dünyamızın uydusu Ay. Bu oluşum milyonlarca yıl sürecek. O kadar kolay değil. Ve milyonlarca yıl sonrasına geliyoruz. Gezegen soğumaya başlıyor sanki. Bir gün sadece 8 saat. Gezegenin hızı yavaşlamaya başlamış. Evet, bu gezegende bir şeyler değişiyor. Taş ve kayadan oluşan bu varlık yaşıyor diyebiliriz buna. Milyonlarca yıl sonra tam da gezegen biraz daha soğudu derken yine muhteşem bir meteor yağmuru başlıyor. Gezegenin yüzeyini adeta bombalamaya başlıyorlar. Muhtemelen parçalanmış bir yıldızın parçaları bu meteorlar. Kim bilebilirdi ki bu meteorların yaşamı taşıdığını? Yaşam bir alev topunun içinde güneş sistemindeki toz ve kayadan oluşan parçalarla gezegene geliyor. Bunun farkında mıyız? Çünkü bu meteorların üzerinde su damlacıkları var. Binlerce kilometre uzaktan bize hayatı müjdeliyor olabilir mi? Her biri kızgın birer devasa kaya parçası. Ama onlarda özel bir şey var. Tabii ki su. Yaşamın tek kaynağı. On milyon yıl süren bombardımandan sonra Jüpiter'in de çekim etkisiyle bombardıman duruyor. Ama bütün gezegenin yüzeyini su kaplıyor. Devasa bir okyanus oluşuyor. Evet, gezegen soğumaya devam etse de çekirdeği hala binlerce derece sıcaklıkta. Dünyanın dönüş hızı biraz daha yavaşlıyor. Şu an bir gün sadece 10 saat. Bu oluşum öyle kolay olmayacak gibi. Hala milyonlarca yıla ihtiyacımız var. Şimdi bir şeyler olmalı. Bütün gezegenin yüzeyi suyla kaplı. Evet, bir şeyler olmalı derken gezegenin çekirdeğine nüfuz etmiş volkanlar patlıyor. Bu patlamayla gökyüzüne devasa bir karbondioksit yığılımı başlamış oluyor. Volkanlar yukarı hareketi sırasında plakaları hareket ettiriyor. Sanırım kıtalar oluşmaya başlıyor. Bütün plakalar hareket halinde. Şuna artık inanabiliriz. Bu gezegen gerçekten de yaşıyor. Gökyüzü karbondioksitle kaplı. Ve yağmur başlıyor. Asit yağmuru. Bu karbondioksiti bir şeyin yok etmesi lazım. Çünkü bu şartlarda yaşam imkansız. Yine kayalar görevi üstleniyor. Yüzeydeki karbondioksiti kendi içlerine emiyorlar. Peki ya okyanusa yağan karbondioksit ne olacak?
O da okyanusun tabanına çöküp ilerideki yaşam formları için hazırlık yapıyor. Gördüğümüz kadarıyla dünyanın oluşumu öyle gizemlerle dolu ki, bu oluşum ve sonradan gerçekleşen yaşam gerçekten kendiliğinden olacak gibi değil. Milyonlarca yıl sadece yaşam için hazırlanmış bu gezegen, kısaca insanlık için. Gökyüzündeki yoğun karbondioksitten dolayı güneş ışınları gezegene tam olarak ulaşamıyor. Şu an gezegende muhteşem bir soğuk hakim. İnanılır gibi değil. Metrelerce buz kütleleri yukarı doğru yükseliyor. Bu durum, dünyanın yüzeyinin komple buzla kaplanmasına neden olacak. Gezegen buz devrini yaşıyor gibi tonlarca buz sarıyor dünyamızı. Anlıyoruz ki yine bir şeyler olması lazım. Yaşayan bir gezegen bu şekilde kalamaz. Yüzeyinin buzla kaplı olmasına rağmen çekirdeği hala binlerce derece sıcaklıkta ve yaşam için bir adım geliyor. İçeride sıkışan gazla volkanlar tekrar patlıyor dev buzulların arasından. Gökyüzüne tekrar karbonhidrat salınımına başlıyor. Sanırım yüksek oranda karbonhidrat havanın ısınmasına ve buzulların tekrar erimesine sebep olacak. Devasa okyanuslar tekrar oluşup dev kıtalar ortaya çıkacak. Belki de yaşam için ilk adım burada başlıyor işte. Dünyamız işte bu şekilde bir geçmişe sahip. Yaşadığımız gezegen öyle bir çırpıda oluşmuş değil. O, kendini yaşama hazırlayabilme için milyarlarca yıl harcadı. Ve biz onu yok etmek için var gücümüzle uğraşıyoruz. Dünyanın doğal dengesini yok etmeye çalışıyoruz. Acaba kendi kıyametimizi hazırlıyor olabilir miyiz? En yaşlı olduğu düşünülen bir kurşun mineraliyle bugün okyanuslarda oluşan kurşunun izotop yapısı arasındaki fark ancak bu iki örneğin oluşumları arasında 4,55 milyar yıllık bir zaman dilimi olmasıyla açıklanır. Bu sürede dünyanın yaşı olarak kabul edilir. Dünyanın üzerindeki topografik oluşumlar ve kendi ekseni etrafındaki eksantrik hareketi nedeniyle düzgün bir geometrisi yoktur. Geoips biçimindedir. Fakat ekvatordaki yarıçapı kutuplardaki yarıçapından fazladır. Bu kutuplarından basık, ekvatordan şişik özel küresel geometrik şekil Latince'de geoid, eski Yunanca geo yani dünya şekli diye adlandırılır. Yerin ekseni etrafında dönmesi, ekvatorun dışarı doğru biraz fırlamasına neden olduğu için ekvatorun çapı kutupları birleştiren çaptan 43 kilometre daha uzundur. Dünyanın dış kabuğuyla bu kabuğun üzerindeki atmosfer, yani hava ve hidrosfer, yani okyanuslar ve denizler, katmanları doğrudan gözlemle incelenebilir. Oysa dünyanın iç bölümlerine ulaşarak yapısını doğrudan inceleme olanağı yoktur. Dünyanın iç yapısına ilişkin bütün bilgiler, depremlerin incelenmesinden ve dünyanın içinde var olduğu düşünülen maddeler üzerindeki deneylerden elde edilmiştir. Yanardağların varlığına ve yer kabuğunun yüzeyindeki ısı akışı ölçümlerine dayanarak dünyanın iç bölümlerinin çok sıcak olduğunu biliyoruz. Yer kabuğunun derinliklerine doğru indikçe kayaçların sıcaklığı her kilometrede 30 santigrat derece kadar yükselir.
Böylece kabuğun en alt katmanlarının çok daha üstünde yer alan kayaçlar kızıl kor haline dönüşür. Aslında dünyanın büyüklüğüne oranla yer kabuğu çok incedir. Eğer dünyayı bir futbol topu büyüklüğünde düşünürsek, kabuğu da ancak topun üzerine yapıştırılmış bir posta pulu kalınlığındadır. Kabuğun altında kalan kayaçlarsa akkor sıcaklığına kadar ulaşır. Depremlerin nedeni, yer kabuğundaki bir kırıkla birbirinden ayrılan iki büyük kütlenin birdenbire harekete geçerek üst üste binmesi ya da uzaklaşması sonucunda yer kabuğunun şiddetle ileri geri sarsılmasıdır. Büyük bir depremde bazı titreşimler dünyanın öbür yüzündeki dairesel bir alanda odaklanır. Gerçekten de anlıyoruz ki bir gezegende yaşam olabilmesi için ve bu yaşama gezegenin kendisini hazırlayabilmesi için milyonlarca yıl geçmesi gerekiyor. Galaksi ve gökada, kütle çekimi kuvvetiyle birbirine bağlı yıldızlar. Yıldızlar arası gaz, toz ve plazmanın meydana getirdiği yıldızlar arası madde ve şimdilik pek anlaşılamamış karanlık maddeden oluşan sistemdir. Tipik galaksiler 10 milyonla 1 trilyon arasındaki miktarlarda yıldız içerirler. Ve bir galaksinin içerdiği yıldızların hepsi o galaksinin kütle merkezine eksen alan yörüngelerde döner. Galaksiler çeşitli çoklu yıldız sistemlerini, yıldız kümelerini ve çeşitli nebulaları da içerebilirler. Çevresinde gezegenler ve asteroidler gibi çeşitli kozmik cisimler dönen Güneş, Samanyolu galaksisindeki yıldızlardan yalnızca biridir. Bir galaksi kümesinde bulunan galaksiler arasındaki etkileşimler nispeten sıklık göstermekte olup evrimlerinde önemli bir rol oynarlar. Etkileşime geçmiş iki galaksi çarpışmada gelgit etkileşiminden dolayı hem bir takım eğrilip bükülme deformasyonlarına uğrar hem de aralarında bir miktar gaz ve toz alışverişi olur. İki galaksi arasında çarpışma, birbirlerinin tam üzerine geldikleri ve birleşmelerine imkan tanımayacak ölçüde bir momentuma sahip oldukları zaman meydana gelir. Bu denli etkileşime girmiş galaksilerdeki yıldızlar, birbirleriyle çarpışmadan, birbirlerinin arasından geçerler. Bununla birlikte gaz ve tozları etkileşime geçerler. Bu da yıldızlar arası ortamın bozulup ve parçalanıp sıkışmış hale gelmesiyle yıldız doğumlarının patlak vermesine neden olur. Galaksilerin çarpışması birinde ya da her ikisinde ciddi anlamda çubuk, halka veya kuyruk benzeri eğilip bükülme bozulmalarına yol açar. İki galaksinin momentumu yeterince düşük olduğu takdirde, yani birbirlerinin içinden geçmelerini sağlayacak derecede güçlü olmadığı takdirde, etkileşim birleşme ile sonuçlanır. Bu durumda iki galaksi daha büyük bir galaksiyi yaratacak şekilde kaynaşırlar. Bu kaynaşma etkinlikleri yeni galakside her iki galaksinin orijinal biçimlerine kıyasla farklı bir biçimsel yapıyı meydana getirici değişiklikler yaratabilir. İki galaksiden birinin daha büyük kütleye sahip olması halinde, biri diğeri tarafından, deyim yerinde ise yutulmuş olur. Buna galaktik kanibalizm adı verilir. Bu tür denk olmayan kaynaşmalarda küçük galaksi yırtılır veya tamamen parçalanırken büyük galaksi pek fazla bozulmaya uğramaz. İşte galaksimiz Samanyolu halihazırda Sagittarius yay takım yıldızında cüce eliptik galaksisini ve Canis Major büyük köpek takım yıldızında cüce galaksisini yutmak üzere galaktik kanibalizm sürecinde bulunmaktadır. Galaksilerdeki yıldızlar dev moleküler bulutlarda oluşan soğuk gaz rezervlerinden üretilirler. Yıldız doğumları oranının istisnai derecede yüksek olduğu galaksiler, bu galaksiler aşırı miktarda yıldız üretmeye sürekli olarak devam etselerdi, gaz rezervlerini tüketerek ömürlerini iyice azaltırlardı. Fakat bu etkinlikleri genellikle yalnızca 10 milyon yıl kadar sürer ki,
Bu süre bir galaksinin ömür süresine nazaran nispeten kısa bir süredir. Starburst galaksiler evren tarihinin erken dönemlerinde daha yaygındılar. Günümüzde bile bu galaksilerin yıldız doğumları toplamına katkıları tahminen %15 civarındadır. Starburst galaksiler tozlu gaz yoğunlaşmalarıyla ve yeni doğmuş yıldızların çokluğuyla nitelenirler ki bu yıldızlardan bazıları çevredeki bulutları iyonize ederek içerisinde yıldız oluşumlarının gerçekleştiği H2 bölgeleri yaratan büyük yıldızlardır. Bu büyük yıldızlar süpernova patlamaları da üretirler ve bu patlamalarda saçtıkları maddeler çevredeki gazda çok güçlü bir etkileşime girerler. Bu patlamalar gaz bölgesinde yıldız oluşumunu sağlayan zincirleme reaksiyonları tetikler. Öyle ki bu etkinlik ancak söz konusu bölgedeki gaz tüketildiğinde ya da dağıldığında son bulur. Starburst tipi galaksiler genellikle galaksilerin birleşmesiyle ya da etkileşime geçmesiyle açıklanır. Starburst galaksilerin bu tür bir etkileşimle oluşmasına M82 galaksisi tipik bir örnek oluşturur. M82 kendisinden daha büyük bir galaksi olan M81 ile yüz yüze gelecek şekilde yakınlaşmış ve normal bir galaksinin 10 misli oranında yıldız üreten bir Starburst galaksi haline gelmiştir. Düzensiz galaksiler genellikle belirli aralarla Starburst etkinliği sergilerler. Galaksilerin ortaya çıkma ve evrimlerinin incelenmesi, bir bakıma galaksilerin nasıl meydana geldikleri ve evren tarihinde nasıl bir evrim yolu izledikleri sorularının yanıtlanması girişimleridir. Bu alandaki bazı teoriler geniş ölçüde kabul görmekle birlikte, bu alan astrofizikte halen ilerlemeler bekleyen etkin araştırmaların sürdüğü bir alandır. Evrenin halihazırdaki erken modelleri Big Bang kuramına dayanmaktadır. Big Bang olayının başlangıcından 300 bin yıl sonra hidrojen ve helyum atomları rekombinasyon denilen bir olayla oluşmaya başladılar. Bu dönemde hemen hemen tüm hidrojen nötrdü, yani iyonize olmamıştı. Işığı kolaylıkla soğurabilir haldeydi ve yıldızlar henüz oluşmamışlardı. Dolayısıyla bu döneme karanlık çağlar adı verilir. Yoğunluk kararsızlıklarının ya da anizotropik düzensizliklerinin olduğu bu ilk maddede büyük yapılar belirmeye başladılar. Baryonik madde kütleleri karanlık maddenin soğuk halelerinde yoğunlaşmaya başladılar. Bu ilk yapılar sonradan günümüzde gördüğümüz galaksiler haline geleceklerdi. Galaksilerin bu erken durumuna ilişkin kanıt 2006'da IOK-1 galaksisinin keşfedilmesiyle elde edildi. Bu galaksi 6.96 gibi olağan dışı yüksek bir kırmızıya kayma içerisindeydi ki bu da büyük patlama başlangıcından 750 milyon yıl sonra meydana geldiğini gösteriyor. Ve şimdiye dek gözlemlenenler içinde en uzak ve en eski galaksi olduğunu ortaya koyuyordu. Her ne kadar bazı bilim insanları Abel 1835, IRE 1916 gibi başka gök cisimlerinin IOK-1'den daha yüksek bir kırmızıya kayma içerisinde olduğunu ileri sürmüşlerse de, şimdilik genel kabul, yaşı ve bileşimi bakımından IOK-1'e öncelik vermektedir. Böyle ön galaksilerin varlığı, bunların karanlık çağlar denilen dönemde oluşmuş olabilecekleri fikrini akla getirmektedir. Bu tür erken galaksi oluşumlarının ortaya çıkış süreci, astronomide henüz tartışmaya açık temel meselelerden birini oluşturmaktadır. Bu konuya ilişkin teoriler iki kategoride ele alınabilir. Yukarıdan aşağı teorilerine göre, ön galaksiler yaklaşık 100 milyon yıl süren büyük ölçekli ve eş zamanlı bir çökmeyle oluşmuşlardır. Bu teorilere ilişkin modellerden biri, kısa adıyla LIC modeli olarak bilinir. Aşağıdan yukarı teorilerine göre, önce küresel yıldız kümesi gibi küçük yapılar oluşmuş, bu küçük yapılarda birleşerek galaksileri meydana getirmişlerdir. Bu teorilere ilişkin modellerden biri, kısa adıyla SZ modeli olarak bilinir.
Bu teoriler artık büyük karanlık madde halelerinin muhtemel varlığını da hesaba katarak yeniden düzenlemek durumundadır. Ön galaksiler oluşmaya ve büzülmeye başladıktan sonra bunlarda ilk hale yıldızları ortaya çıkmışlardır. Bu yıldızlar tümüyle hidrojen ve helyumdan meydana gelmiş büyük yıldızlardı. Bu iri yıldızlar yakıt rezervlerini hızla tüketip süpernovalar haline geldiler ve yıldızlar arası ortama ağır elementler saldılar. Bu ilk kuşak yıldızları çevredeki nötr hidrojeni iyonize ederek uzayda ışığın yolculuk etmesine olanak veren oluşumlar ürettiler. Bir galaksinin oluşmasını sağlayıcı anahtar yapılar, Big Bang'in başlangıcına kıyasla 1 milyar yıl içinde ortaya çıkmışlardır. Bunlar küresel yıldız kümeleri, dev kara delikler ve ikinci kuşak yani yaşlı yıldızlardan oluşan galaktik karındır. Öyle görünüyor ki dev kara delikler galaksilerin büyümelerinin düzenlenmesinde anahtar bir rol oynamışlardır. Bu erken dönemde galaksiler büyük ölçüde yıldız doğumları yaşamışlardır. Sonraki 2 milyar yıl sırasında biriken madde galaktik disk içine yerleşmiştir. Bir galaksi yaşamı boyunca kendine yüksek hız bulutları ve cüce galaksilerden çektiği maddeleri katar. Bu maddeler çoğunlukla hidrojen ve helyumdur. Yıldızların doğum-ölüm çevrimi yavaş yavaş ağır elementlerin salınmasını artırır ki bu sonradan gezegenlerin oluşmasına imkan sağlayacaktır. Çarpışmalarının ve kütle çekimsel etkileşimlerinin galaksilerin evrimi üzerinde hatırı sayılır bir etkisi vardır. Erken dönemde galaksi birleşmeleri daha yaygındı ve galaksilerin çoğu biçimleri bakımından tuhaf galaksiler sınıfındaydılar. Yıldızlar arasındaki uzaklık yeterince büyük olduğundan çarpışan galaksilerdeki yıldızlar bu çarpışmadan etkilenmezler. Yani galaksilerin kendileri gibi değişikliğe uğramazlar. Bununla birlikte spiral kolları oluşturan gaz ve tozun kütle çekim etkisiyle sıyrılması, gelgit kuyruğu denilen bir yıldız zincirinin meydana gelmesine neden olur. Bu tür oluşumların örnekleri NGC 4676 ve Antenler Galaksisi adıyla bilinen çarpışan galaksilerde görülebilir. Bu tür bir etkileşimin bir örneği de Samanyolu galaksisi ile komşusu Andromeda galaksisidir. Her iki galaksi birbirlerine 130 km bölü saat hızla yaklaşmaktadır. Ve hızlarını etkileyen yan hareketler göz ardı edilirse yaklaşık 5-6 milyar yıl sonra çarpışacaklardır. Samanyolu galaksisi daha önce hiç bu kadar büyük bir galaksi ile çarpışmamış olsa da daha önce cüce galaksilerle çarpışmış olduğuna ilişkin kanıtlar artmaktadır. Böyle büyük ölçekli çarpışmalar nadirdir ve zaman geçtikçe böyle iki denk galaksinin birleşmesi daha nadir hale gelmektedir. Parlak galaksilerin çoğu ömürlerinin son milyar yıllarında böyle kökten bir değişikliğe uğramazlar. İlkel yıldızın çökmesiyle meydana gelen yıldızlar, evrimleri boyunca kütlelerinin büyük bir kısmını yıldızlar arası ortama atarak beyaz cüce, nötron yıldızı veya bir kara delik olarak evrimlerine son verirler. Günümüzde yıldız doğumlarının çoğu, sirin gazın pek tükenmemiş olduğu küçük galaksilerde meydana gelmektedir. Samanyolu galaksisi gibi sarmal galaksiler, spiral kollarındaki yıldızlar arası yoğun hidrojen moleküler bulutlarına sahip oldukları sürece yalnızca yeni kuşak yıldızlar üretirler. Bu gazdan artık yoksun olduklarından eliptik galaksilerse yeni yıldızlar üretemezler. Mevcut hidrojen rezervleri yıldızlarca tüketilip ağır elementlere dönüştürüldüğünde yeni yıldız doğumları meydana gelemez. Yıldızları yaşlandıkça galaksinin parlaklığı da giderek azalır. İçinde bulunduğumuz yıldız oluşum çağının 100 milyar yıl süreceği tahmin edilmektedir.
kızıl cüceler gibi çok daha küçük ve giderek soluklaşan yaşlı yıldızların olacağı, sonraki yıldız çağının 10-100 trilyon yıl süreceği düşünülmektedir. Bu yıldız çağının sonunda galaksiler şu sıkışık cisimlerden ibaret olacaklardır. Kahverengi cüceler, beyaz cüceler, soğumuş kara cüceler, nötron yıldızları ve kara delikler. Ardından kütle çekimsel gevşemenin sonucu olarak tüm yıldızlar kara deliklere düşecekler ya da çarpışmalar sonucunda galaksiler arası uzaya fırlatılacaklardır. Evrendeki galaksiler tek biçimli bir şekilde dağılmadıkları gibi tümüyle düzensiz bir şekilde de dağılmıştır. Gökyüzüne ilişkin derin alan araştırmaları, galaksilerin genellikle birbirlerine bağlı bir şekilde topluluklar oluşturduğunu ortaya koymuştur. Milyarlarca yıl boyunca bir başka galaksi ile etkileşime geçmemiş galaksiler çok nadirdir. Şimdiye dek araştırılan galaksilerden yalıtılmış halde oldukları gözlemlenenlerin oranı yalnızca %5'tir. Kaldı ki bunların geçmişlerinde bir başka galaksiyle etkileşime geçmiş olmaları, çarpışmış olmaları, hatta halen küçük galaksilerden oluşmuş uydulara sahip olmaları mümkündür. Yalıtılmış durumda bulunan galaksilerde yıldız doğumları, sahip oldukları gazlar, diğer galaksilerdeki gibi etkileşimlerle sıyrılmamış olduklarından yüksek bir oran gösterir. Büyük ölçekte evren sürekli bir genişleme halindedir ki, bu da bireysel galaksiler arasındaki ortalama uzaklığın artmasına neden olmaktadır. Buna karşılık galaksi toplulukları karşılıklı kütle çekimsel etkileri sayesinde lokal anlamda bu genişlemeyi aşabilmektedirler. Bunlar, evrenin erken döneminde karanlık maddenin sürüklemesi sayesinde kümelenmiş topluluklardır. Daha sonra bunlardan birbirine yakın gruplar bir araya gelerek galaksi kümelerini meydana getirmişlerdir. Bu bir araya gelme süreci bir kümedeki galaksiler arası gazın çok yüksek sıcaklıklara gelme derecesinde ısınmasına neden olur. Bir kümedeki kütlenin yaklaşık %70-80'i karanlık madde türündedir. %10-30'u bu ısınmış gazdan oluşur ve geri kalan az kısımda galaksiler olarak görünen maddedir. Evrendeki galaksilerin çoğu kütle çekimsel olarak birbirlerine bağlıdır. Her galaksi kütle çekimsel olarak belirli bir sayıdaki diğer galaksilere bağlıdır. Böylece küçükten büyüğe doğru kümelenmeli bir yapı hiyerarşisi bulunur. Bunların en küçüğü galaksi gruplarıdır. Galaksi sayısı 100'ün altında olduğu zaman bu topluluklara gruplar ve kümeler arasındaki sınırlar belirgin olmasa da galaksi grubu denir. Kütle çekim kuvvetiyle bir arada tutulan bu toplulukların en yaygın tipi galaksi kümeleri olup evrendeki galaksilerin çoğunu içerirler. Genellikle birkaç megaparseklik bir bölgede bir araya gelmiş binlerce galaksiyi içeren yapılar küme olarak adlandırılır. Galaksi kümesi ya da galaksi kümesi kütle çekimi sayesinde birbirlerine bağlı 100'den fazla galaksinin oluşturduğu kümedir. Galaksi kümeleri biçimleriyle, dağılımlarıyla veya galaksi sayılarıyla nitelenirler. Böyle bir grup ya da kümeye bağlı kalabilmek için her üyenin yani her galaksinin hızının topluluktan kaçıp gidecek derecede yüksek olmaması, bir başka deyişle bunu önleyecek derecede düşük bir hızı olması gerekir. Buna karşılık yetersiz bir kinetik enerji söz konusu olduğunda da topluluk galaksi birleşmelerinin olacağı bir evrim geçirir. Evrim sonucunda topluluğun dönüştüğü yeni hali daha az sayıda galaksiden oluşuyor olacaktır. Galaksi kümelerinde genellikle tek bir dev eliptik galaksi baskın olur. En parlak küme galaksisi adı verilen bu dev, zamanla uydu haline getirdiği diğer galaksileri gelgit etkisiyle tahrip eder ve yutup kendi kütlesine katar.
süper kümeler, galaksi kümeleri, galaksi grupları ve bazen de bireysel galaksiler halinde on binlerce galaksi içerirler. 1 milyar ışık yılı uzunlukta olabilen bu muazzam büyüklükteki yapılarda aralarında büyük boşluklar olan galaksiler rastgele değil, bir yapıdaki teller gibi dizilmişlerdir. Süper küme skalasının daha üzerinde evrenin izotropik ve homojen olduğu düşünülür. Galaksilerin yaklaşık %90'ı bir kümeye ya da bir süper kümeye dahildir. Samanyolu galaksisi, yerel grup adı verilen 30 civarında galaksi içeren bir galaksi grubunun üyesidir. Bu, yarıçapı yaklaşık 1 megaparsek olan bir gruptur. Bu grupta Samanyolu ve Andromeda en parlak iki galaksidir. Grubun diğer üyelerinin birçoğu bu iki galaksinin uyduları ya da yoldaşları olan cüce galaksilerdir. Yerel grubun kendisi de Başak süper kümesinin içindeki bir bulutumsu yapının bir parçasıdır. Samanyolu galaksisinin dışındaki galaksilerin varlığının keşfedilmesinden sonra bunların ilk gözlemleri genellikle gözle görülür ışığın kullanıldığı gözlemlerdi. Yıldızların çoğu ışık yaydıklarından galaksileri oluşturan yıldızların gözlemi optik astronominin temel etkinliklerinden biridir. Optik astronomiden iyonize, H2 bölgelerinin ve tozlu kolların dağılımının incelenmesinde de yararlanılabilmektedir. Fakat yıldızlar arası ortamda mevcut toz, gözle görülür ışıkla gözlemlendiğinde soluk görülmektedir. Buna karşılık, uzak kızılötesi ışınlarla daha saydam görülebilmektedir. Günümüzde optik astronominin yetersiz kaldığı alanlarda artık çeşitli dalga boylarından da yararlanılmakta ve bu alanda çeşitli aygıtlar kullanılmaktadır. Modern yöntemlerden biri kızılötesi diyebiliriz. Uzak kızılötesi ışınlar gerek dev moleküler bulut bölgelerinin içinin gerekse galaksi çekirdeklerinin içinin ayrıntılı olarak gözlemlenebilmesinde kullanılabilmektedir. Kızılötesi aynı zamanda evren tarihinin çok erken döneminde ortaya çıkmış uzak, kırmızıya kaymadaki galaksilerin gözlemlenmesinde de kullanılabilmektedir. Su buharı ve karbondioksit kızılötesi tayfın işe yarar kısımlarının belirli bir miktarını soğurduklarından kızılötesi astronomisinde artık yüksek irtifalardaki yani uzaydaki teleskoplar kullanılmaktadır. Bir diğeri radyo frekansları. Galaksilerin gözle görülen ışık dışındaki araçlar kullanılarak yapılan ilk incelemesi radyo frekansları kullanılarak yapılmıştır. Atmosfer 5 MHz ile 30 GHz arası frekanslar için geçirgendir. Daha aşağı sinyaller iyonosferce bloke edilmektedir. Etkin çekirdeklerden yayılan akışlar büyük radyo interferometre aygıtlarıyla saptanabilmektedir. Radyo teleskoplarsa nötr hidrojeni erken dönemdeki galaksileri oluşturmak üzere sonradan çöken iyonize olmamış maddeyi gözlemleyebilmektedir. Mor ötesi ve X ışını teleskopları galaksilere ilişkin yüksek enerji etkinliklerini gözlemleyebilmektedir. Örneğin X ışınları sayesinde galaksi kümelerindeki sıcak gazın dağılım haritası çıkarılmıştır. Yine galaksilerin çekirdeklerinde dev kara deliklerin varlığı X ışını astronomisi sayesinde doğrulanmıştır. Evren veya kainat. Uzay veya uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. Pozitif bilimler açısından evren, gök cisimlerini barındıran uzay ve uzayda yer alan her şeyin toplamıdır. Enerji dalga veya partikülleri homojen ve dengeli olarak çözüldüğünde varoluşla antivaroluş olamayacağı ya da yok oluştaysa bir patlama olamayacağından evren soğuyor mu, ısınıyor mu, evrenin durmasız sonu mudur, büyük patlama evrenin merkezi mi,
başlangıcı mıdır, güneş evrenin merkezinde midir gibi problemler, hareket veya başka deyişle zamanın popüler sorularını teşkil etmiştir. Evrenin oluşumuna dair günümüzde en çok benimsenen teori, büyük kuyruk teorisidir. Bu teoriye göre evren, sıfır hacimli ve çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip, sıkışmış bir noktanın patlamasıyla oluştu. İlk patlamanın nasıl oluştuğu, evren meydana gelmeden önce evrenin yerinde ne oldu ya da evrenin neyin içinde genişlediği sorularına günümüzde bile tam olarak bilimsel bir cevap bulunamamıştır. Bununla birlikte evren öncesi durum, evren dışı varoluş hakkında hipotezler öne sürülmüştür. Büyük patlama sonucunda uzun bir dönem boyunca birbirlerinden bağımsız hareket ettiler. Sürekli genişleyen evrenin her yerinde geçerli olan fizik kanunlarından kütle çekimi kanunu vasıtasıyla bağımsız gazlar birleşerek galaksileri, yani gök adaları oluşturdular. Aynı evrensel fizik kanunu neticesinde gök adalar da birbirlerine yaklaşarak devasa gruplar oluşturdu. Galaksiler içinde yıldızlar ve bazı yıldızların çevresinde sistemler oluştu. İçinde yaşadığımız Güneş sistemi bunlardan birisidir. Keşfedebildiğimiz evrende 400 milyardan fazla galaksi ve 300 sextillion yıldız olduğu tahmin edilmektedir. Hatta canavar galaksiler bile evrenimizde mevcuttur. Samanyolu galaksisi tam bir yamyamdır. Çünkü oluşumu süresince diğer galaksileri mideye indirmiştir. Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan çalışmada dış ışık halkasında incelenen 13 yıldıza bakıldığında, geçtiğimiz milyarlarca yıl boyunca Samanyolu'na yem olmuş galaksiler olabileceği ortaya çıkmıştır. Samanyolu daha yeme işini de bitirmiş değil. Çünkü 4 milyar yıl içinde Andromeda galaksisi ile çarpışacak ve muhtemelen onu da kendi içine alıp yutacaktır. Tabii bu da devasa bir patlamaya sahne olacak. Evren muhtemelen yerde olacaktır. Şu anki teori ve gözlemler, evrenin yaşının 13,5 ila 14 milyar arası olduğunu göstermektedir. Bu yaş aralığı birçok bilimsel araştırma projesinin görüş birliğiyle elde edilmiştir. Projeler arasında arka plan ışınımı ölçümlerini ve evrenin genişlemesinin ölçümü için kullanılan diğer pek çok farklı yöntemi de içerir. Arka plan ışınımı ölçümleri, evrenin büyük patlamadan bu yana olan soğuma süresini verir. Evrenin yaşı büyük patlamanın zaman ve mekanın mutlak başlangıç noktası olduğu, bütün bilim dünyası tarafından kabul edilmiş bir teori değildir. Farklı evren modelleri, kendi üzerine çöken ve yeniden genişleyen evren modelleri de farklı çevrelerde kabul gören evren teorilerindendir. 19. yüzyılın ortalarına doğru astronomları, insanın dış gücünün çok ötesinde, tasarlanamayacak kadar engin bir evren düşüncesine götüren önemli gelişmeler oldu. Evrenin sınırsız boyutlarının ilk somut göstergesi, büyük Alman astronomi bilgini Friedrich Wilhelm Bessel'in o güne kadar denenmiş bir yönteme başvurarak 1838'de yaptığı bir uzaklık ölçümüdür. Bessel, İlk kez ıraklık açısından yararlanarak, Güneş'te yakınındaki kuğu 61 yıldızı arasındaki uzaklığı kesin değerleriyle ölçtü. Ve inanılması güç bir sonuç buldu.
Bu ölçüme göre Ku-61 ile Güneş arasındaki mesafe 97 trilyon kilometreden daha fazlaydı. Yani tam olarak 97 trilyon 432 milyar 493 milyon kilometre. Yakın bir yıldızın bile böylesine şaşırtıcı bir uzaklıkta olması, uzayda yapılacak ölçümlerde kilometre ve mil gibi geleneksel ölçü birimlerini kullanmanın ne kadar anlamsız olduğunu açıkça ortaya koymuştu. Bunun üzerine astronomlar, çok hızlı bir maddenin bu uzaklığı ne kadar zamanda alacağını belirtmenin çok daha kolay ve anlamlı bir ölçü birimi olacağına karar verdiler. Saniyede yaklaşık 300 bin kilometre hızla hareket eden bir ışık ışını, bir yılda yaklaşık 9.6 trilyon kilometre yol alır. Işık yılı, bugün astronominin temel uzunluk ölçüsü birimidir. Bu ölçü birimine göre Ku-61, Güneş'ten 10,3 ışık yılı uzaklıktadır. Günümüzde yapılan daha duyarlı ölçümler, bu uzaklığın 11,2 ışık yılı olduğunu ortaya koymuştur. Güneş'e en yakın yıldızsa yalnızca 4,3 ışık yılı uzaklıktaki Proxima Centauri'dir. Bu yıldız her boğa takım yıldızında bulunmaktadır. Yıldızın dünyaya olan uzaklığı ve açısal çapı direkt olarak ölçülebilir. Proxima Centauri'nin kütlesi yaklaşık bir güneş kütlesinin 1/8 olup, ortalama yoğunluğu Güneş'ten yaklaşık 33 defa daha fazladır. Çok düşük parlaklığa sahip olmasına rağmen Proxima, parıltılı yıldızlar sınıfına girer. Çünkü manyetik aktivitesi nedeniyle rastgele parlaklığında artmalar meydana gelir. Yıldızın içindeki konveksiyon sebebiyle ortaya çıkan manyetik alan, patlamalar ve püskürtmeler ortaya çıkarır. Toplam X ışını emisyonu Güneş'in ürettiğine benzerdir. Proxima Centauri'nin merkezindeki yakıtın konveksiyon sayesinde karıştırılması ve yıldızın nispi olarak düşük enerji üretme oranı bir anakol yıldızı olduğunu ve 4 trilyon yıl boyunca da öyle olacağını gösterir. Evrenin yapısı karanlık madde ve karanlık enerjidir. Evrenin en, boy, yükseklik ve zaman olmak üzere bilinen 4 boyutu vardır. Uzun süre mekansal ve zamansal boyutların doğada farklı ve birbirinden bağımsız olduğu düşünülmüştür. Ancak özel görelilik kuramıyla mekansal ve zamansal ayrımların her bir tanesinin hareketiyle karşılıklı çevrimler oluştuğu anlaşılmıştır. Evrende tüm madde yapı taşları, atom, iyon, anyon, katyon, yoğunlaşmış düzensiz ısı enerjileridir. Tüm maddeler enerjinin bir formudur ve termodinamik kanunlarına göre işlemektedir. Termodinamiğin 3 temel kanunu vardır. Termodinamiğin en basit yasası 0. kanun olarak adlandırılır. Daha basit bir ifadeyle farklı sıcaklıklarda iki cisim ısı bakımından temas ederse sıcak olan cisim soğur, soğuk olan cisim ısınır. Sıcaklık madde içinde atomların titreşmesiyle iletilir. Bu nedenledir ki ısı akışı sıcak cisimden soğuk cisime doğru genişler. Birinci kanunu evrende temel olarak enerjinin yok edilemeyeceğini veya yoktan var olamayacağını söyler. Enerji sadece bir şekilden diğerine dönüşür. Bunun sonucu olarak geçmişteki bir olgunun gelecekte birebir tekrarlanmayacağı düşünülür.
termodinamiğin bilim dallarına da uygulanabilen ikinci yasasına göre, ısı enerjisi daha soğuk bir kaynaktan daha sıcak bir kaynağa enerji vermeden transfer olamaz. Başka bir deyişle, bir sistem kendinden daha soğuk sistemle ısıtılamaz. Sistemlerin bu özelliği, termodinamikçilerin geliştirdiği entropi kavramıyla açıklanır. Isı devinimi olarak da bilinen termodinamiğin üçüncü yasası kısaca, eğer mutlak sıfır noktası olan sıfır Kelvin derecesine, yani eksi 273 santigrat dereceye inilirse, bu sıcaklığa inebilen tüm parçacıkların birbirine eşit entropileri olur. Sıfır noktası enerjisi, zero point enerji olarak tanımlanır. İşte bu nokta, entropinin minimuma gittiği sıfır entropi noktasıdır. Bu yasa, neden bir maddeyi mutlak sıfıra kadar soğutmanın imkansız olduğunu belirtir. Mantıken evren çok yoğun ve sıcak büyük patlama neticesinde genişlerken, gökadalar birbirinden homojen hızlarda genişlemeliydi. Uzaktaki yıldız gökadaların daha büyük hızlarla birbirinden uzaklaşması homojen genişlemeyi de doğrular. O zaman özel görelilik kuramına göre ışık hızı aşılamayacağına göre en uzaktakiler ışık hızından küçük sonlu bir hızla uzaklaşmalıydı. En uzaktaki gökadadan gelen ışık hem en hızlı uzaklaşan hem de en uzak geçmişten gelen ışıktır. En uzak geçmişse evrenin oluştuğu zamanlardan gelen ışıktır. Evren ilk oluştuğunda ışıma serbestçe yayılma fırsatı bulduğunda, yani ilk madde öncesi yapı taşlarının boşluklarından sızabildiği kadarıyla gözlemlenebilmektedir. Uzayda her doğrultuda homojen bir ışıma olmadığı gözlemlenmiştir. Fon ışımasının haritası gözenekli bir yapı sergiler. Evren teorisine göre evrenin itme gücü bitince, çekme gücü başlayacak ve böylece büzüşecek, gök cisimleri çarpışarak kaynaşacak ve büyük bir patlamayla evren tekrar genişlemeye başlayacaktır. Gold evreni olarak bilinen bu modelde evren büyük patlamayla başlar. Sonra yükselen entropi ve zamanla genişlemeyi işaret eder. Evren çok düşük yoğunluğa ulaşınca çekilmeye başlar. Böylelikle entropi çok fazla alçalır ve zamanın termodinamik oku bu kez ters istikameti işaret eder. Ve evren çok düşük entropi, çok yüksek yoğunlukta büyük çöküşle sona erer. Büyük patlamanın daha önceki büyük çöküşlerden meydana geldiği ihtimalini ortadan kaldıramamasına rağmen, özellikle evrenin genişlemesinin hızlanması ve karanlık enerjinin keşfiyle eski popülerliğini kaybederek yerini bilimsel çevrelerde Head Dead adı verilen evrenin en sonunda ısı ölümüyle tamamen son bulabilmesi görüşüne bırakmıştır. Başka teorilerine göre ise sıcak patlama ve kaotik bir karmaşayla var olan evren zaten soğumaya çalışmaktadır. Evren genişlemeye devam edecek. Yeteri kadar büyüyünce yoğunluğu aşırı azalacak ve sıcaklığı gittikçe düşecek. Bunun sonunda kutupsal graviteler eşdeğer düzeye inecek ve evren donacaktır. Karanlık enerji Big Bang'ten itibaren 5 milyar yıl geçene kadar evrenin genişleme hızı yavaş yavaş azalıyordu. Fakat bilinmeyen ve bu sebeple karanlık olarak nitelenen bir etki, yani karanlık enerjinin varlığı hızlanmayı yavaşlatan evrenin kütlesel çekim gücünü yenerek genişlemenin gittikçe hızlanmasına yol açmıştır.
enerji, fiziksel evren bilimde, astronomide, astrofizikte ve gök mekaniğinde evreni sürekli genişlettiği ve galaksileri birbirlerinden uzaklaştırdığı varsayılan bir enerji türüdür. Bilinen fizik kurallarına göre herhangi bir şekilde hareketlendirilen bir cisim ya zamanla hızı azalarak durur ya da hiçbir enerji kaybı yoksa aynı hızla hareketine devam eder. Örneğin dünyada fırlatılan bir cismin hızı azalır ve bir süre sonra durur. Bunun nedeni dünyada sürtünmeden ve yer çekiminden dolayı enerji kaybına uğramasıdır. Eğer yer çekimsiz ve havasız bir ortamda, yani uzayda aynı cismi fırlatırsak, karşısına bir engel çıkana kadar hareket eder. Evren ölçeğinde bu engel kitle yer çekimi gücüdür. Evrenin kendisi ise bahsedilen fizik kuralları aksine Big Bang'den beri genişlemektedir. Ve zamanla evrenin genişleme hızı da artmaktadır. Bilim insanları bunu keşfettiklerinde bu hızı artıran bir enerji olması gerektiğine karar vermişlerdir. Bu varsayılan enerji karanlık enerji olarak adlandırılmıştır. Karanlık enerjiden ilk bahseden bilim insanı Alan Guth, evrenin büyük patlamadan sonra ani genişlemesini gizemli bir karanlık enerjinin varlığına dayandırmıştır. Daha sonra Sol Perlmutter ve Byron Schmidt adlı iki fizikçi gözlemleri sonucu evrenin genişleme hızının arttığını ve bunun uzayın bir tür içsel gerilimi diyebileceğimiz karanlık enerji olduğundan söz etmişlerdir. Tam olarak çözülemeyen karanlık enerji hakkında araştırmalar halen sürmektedir. Eski çağlarda birkaçı dışında bütün astronom ve düşünürler, dünyanın evrenin merkezi olduğuna, güneş, ay ve yıldızların dünyanın çevresinde döndüğüne inanırlardı. Bu evren modeline göre yıldızlar kristal bir kürenin iç yüzüne çakılmış gibi durağındı. Buna karşılık güneş, ay ve beş gezegen, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, bu durağan yıldızların önünde hareket halindeydi. Bütün gök cisimleri sanki bir makineyle çalıştırılıyormuşçasına değişmez bir düzen içinde dünyanın çevresinde dolanırdı. Eski astronomlar gezegenlerin bu teorik hareketini Güneş'in ve yıldızların dünya etrafındaki günlük dolanımını açıklayabilmek için karmaşık evren modelleri geliştirdiler. Bu eski astronomlar içinde etkisi en uzun süreli olan İskenderiyeli Ptolemy'dir. Milattan sonra 2. yüzyılda yaşayan bu ünlü bilgin bugün Almagest adıyla bilinen büyük yapıtında gök cisimlerinin karmaşık hareketini açıklayan evren kuramını ortaya attı. Ve dünyayı evrenin merkezi olarak kabul eden bu kuram yaklaşık 14 asır boyunca Ortaçağ Avrupa'sında tartışmasız benimsendi. Uzayın uçsuz bucaksız ve karanlık boşluğunda Güneş'e benzer yıldızlardan oluşmuş bir gök adanın ortasında yüzen gün merkezli güneş sistemi düşüncesinin yerleşmeye başlaması ancak 16. 17. ve 18. yüzyıllara rastlar. Nikolaj Kopernik, Galileo Galilei ve Johannes Kepler gibi büyük bilginler dünyanın ve öbür gezegenlerin Güneş'in çevresindeki yörüngelerde dolandığını kanıtladılar. Isaac Newton, bu gezegenleri Güneş'in çevresindeki yörüngelerinde tutan evrensel çekim, yani kütle çekim kuvvetinin varlığını açıkladı. 18. yüzyılın sonlarında William Herschel ve onu izleyenler de bütün güneş sistemini içeren Samanyolu gök adasını incelediler. Bulutsu, yani
nebula adı verilen soluk ışıklı gaz ve toz bulutlarını araştırarak bunlardan çoğunun gerçekte Samanyolu'nun ötesindeki başka gök adalar olduğunu saptadılar. Bu modelde evren büyük bir patlama, Big Bang ile başlayan ve halen genişlemesi sürmekte olan bir evrenden oluşmaktadır. Karanlık enerjinin keşfiyle tek bir büyük patlama teoremi arka plana atılmıştır. Günümüzde tek bir evren görüşü değişime uğramakta. Paralel evrenler, çoklu evrenler gibi modeller üzerinde durulmakta ve buna ait yeni kanıtlar ortaya konmaktadır. Kutupsal basınçlar sonucu yoğunlaşmış antimadde ile evren halen genişlemektedir. Gök cisimleri evrenin genişlemesinde birbirlerine olan uzaklıkları bakımından iki farklı davranış gösterirler. Şayet birden fazla gök cismi birbirlerinin kütle çekimine kapılırlarsa ya da hepsi birden ortak bir kütle çekiminin kuantumuna kapılırlarsa bu durumda aralarındaki mesafe birbirleriyle yahut da ortak çekimi altına girdikleri kütleyle birleşene kadar her an azalır. Birinci durumun etkili olmadığı diğer bütün durumlarda gök cisimleri birbirinden sürekli uzaklaşırlar. İki gök cismi arası uzaklık daha önce X ışık yılı ise şu anda X artı Y ışık yılıdır. Doğduğumuz, yaşadığımız, belki de her anında mutlu ya da mutsuz anlar yaşadığımız, çocuklarımızı büyüttüğümüz ve çocukluğumuzu yaşadığımız bu koskoca evren nasıl yok olacak? Hiç düşündünüz mü? Bunu düşünmek bile o kadar korkutucu ki insanın içini ürpertiyor. Değişen iklimler ve hava şartları da insanlığı korkutmuyor değil tabii ki. Evrende bulunan hemen hemen her şeyin belirli bir yaşam süresi bulunuyor. İnsanlar gibi yıldızlar da boyutlarına göre beyaz cüce, nötron yıldızı ve kara delik şeklinde ölüp form değiştiriyor. Evrenin büyük patlamayla başladığını biliyoruz. Ama yine patlamayla mı yok olacak, yoksa sessiz sedasız mı? Kozmologlar, evrenin milyarlarca yıl sonra sona ereceği konusunda hemfikir. Ama bunun nasıl olacağına dair fikir birliği yok. Şu anda en çok kabul gören 4 senaryo var. Büyük yırtılma, büyük sıçrama, büyük donma ve büyük çöküş. Paniğe lüzum yok. Evren daha milyarlarca yıl varlığını sürdürecek. Evrenin sonsuza dek sürmeyeceği fikri, sistemlerin kendi başına terk edildiğinde dejenere olma eğilimi gösterdiğini söyleyen termodinamiğin ikinci yasasından geliyor. Bazı bilim insanlarına göre evrenin sonunu sıcaklık getirecek. Bu teoriye göre evrendeki farklı nesneler arasındaki ısı sıfır olacak ve normal koşullarda ısı farkı sebebiyle işleyen tüm sistem çalışmayı durduracak. Böylece evren intihar edecek. Evrenin nasıl yok olacağına dair bir başka iddia ise büyük çöküş. Bu teoriye göre evren genişleyebileceği maksimum sınıra erişecek ve ardından çökmeye başlayacak. Bir diğer teori ise büyük değişim. Bu teoriye göre de karanlık enerji evreni tüketmeye başlayacak ve evren moleküler seviyeye dönüşecek. Küçük evren atomların dahi var olamayacağı nokta haline gelecek. Karanlık enerjiden biraz bahsedelim. Karanlık enerjinin ne olduğunu tam olarak bilen yok ama enerjinin genişlemesini hızlandıran enerji diye tahmin ediliyor. Karanlık enerji olmadan genel görelilik modelleri farklı sonuçlar veriyor.
Bu boşluğun bir temel özelliği uzayı dolduran ama normal enerji ve maddenin tam tersi etki gösteren yeni bir tür enerji alanı olabilir. Dev ölüm teorisine göre de karanlık enerji genişleyerek daha yoğun kütleli hale gelecek ve galaksileri parçalara ayıracak. Ama tam olarak bir bilimsel araştırmayla kesinleşmiş bir durum olmadığı kesin. Evrenin nihai kaderi fiziksel kozmolojinin ilgilendiği bir konudur. Evrenin durağan veya genişleyen yapısı da göz önüne alınarak birbiriyle rekabet halinde pek çok bilimsel tahminde bulunuldu. Evrenin ani bir patlamayla oluşması fikrine Big Bang denir ve bu fikir bilim adamlarının büyük çoğunluğunca kabul edilmiştir. Evrenin nihai kaderi, kütle ve enerjinin fiziksel öncelikleri, en üst yoğunluğu ve patlamanın ölçeğine göre ciddi bir kozmolojik soru olmuştur. Kozmologlar arasında evrenin düz ve sonsuza dek genişler yapıda olduğuna dair bir fikir birlikteliği vardır. Evrenin nihai kaderi ise evrenin şekline ve karanlık enerjinin oynadığı role göre değişecektir. Anlaşılan karanlık enerji hiç de küçümsenecek gibi değil. Albert Einstein'ın 1916'da yayınlanan genel görelilik kuramı, evrenin nihai kaderiyle ilgili bilimsel teorilerin keşfine olanak sağladı. Genel görelilik kuramı, evreni olabilecek en geniş ölçüde tanımlamak için kullanılabiliyordu. Genel görelilikte pek çok çözüm ve eşitlik vardır ve her bir çözüm farklı bir nihai kader öngörüyordu. Alexander Friedman bu olası çözümlerden birini 1922 yılında önerdi. Ardından 1927'de de George Lemaître öneride bulundu. Bu çözümlerden bazılarında evrenin tek bir noktadan patladığı söyleniyordu. O da Big Bang olmalıydı. 1931'de Edwin Hubble, uzak galaksideki yıldızları gözlemleyerek evrenin genişlediğine dair fikrini yayınladı. O günden beri olası sonuyla ilgili pek çok bilimsel araştırma yapıldı. 1927 yılında George Lemaître, evrenin başlangıcı ile ilgili 1927'den bu yana Big Bang olarak anılan teoriyi ortaya attı. 1948 yılında Fritz Holz'a, evrenin düzenli bir şekilde genişlediği fakat istatistiksel olarak madde miktarının yaratıldığı gibi kaldığı bir evren teorisi ortaya attı. Bu iki teoride 1965'te Arnold Penzance ve Robert Wilson kozmik arka plan radyasyonunu keşfedene kadar kabul gördü. Kozmik arka plan radyasyonu Big Bang teorisinin öngördüğü şeyleri ispatlıyordu ve kararlı hal teorisi artık geçerliliğini yitirmişti. Böylece Big Bang teorisi, evrenin başlangıcı ile ilgili kabul gören en yaygın görüş haline geldi. Peki kozmik arka plan radyasyonu nedir? Kozmik arka plan ışıması, fon ışıması veya fon radyasyonu, 1964 yılında keşfedilen bütün evreni dolduran bir elektromanyetik dalga biçimidir. 2725 Kelvin sıcaklığındaki siyah nesnenin ısıl ışınımına tekabül eden 160,2 GHz frekansında ve 1,9 mm dalga boyunda olduğu COP uydusu tarafından hava küre dışında hassas olarak ölçülmüştür. Fon ışıması, evrenin en uzağından yani büyük patlamadan geldiği düşünülen elektromanyetik ışımadır. Bu ışımayı birçok radyo astronom ve fizikçi büyük patlamanın en büyük kanıtı sayarlar. 1948 yılında George Gamow, Rupel Alper ve Robert Herman tarafından varlığı teorik olarak öne sürülmüş ve 5K sıcaklığında bir kara nesnenin yaydığı ışımayla aynı dalga boyunda olması gerektiği hesap edilmiştir.
NASA tarafından atmosfer şartlarından etkilenmeden doğru ölçüm yapması için bu işe özel COP sondası 18 Kasım 1989'da uzaya gönderildi. COP'un gönderdiği resim ayrıntılı değildi. Çıkardığı resim evrenin kabaca bir kozmik arka plan ışımasını gösteriyordu. WMAP, COBE'ye oranla daha ayrıntılı bir resim çıkarmıştır ve günümüzde hala bu resim kullanılmaktadır. WMAP halen aktif olarak görev yapmaktadır. Doppler etkisine göre daha uzaktaki gökadalar daha kırmızı dalga boyuna kayar. Yaklaşan trenin düdüğünün sesinin tiz perdeden gelmesi ve uzaklaşan trenin düdüğünün sesinin kalın perdeden gelmesi gibi uzaklaşan ışığın dalga boyu da kırmızıya kayar. Uzaktaki gökadaların bizden daha büyük hızlarla uzaklaştığı gözlemlenmiştir. Mantıken evren büyük patlama neticesinde genişlerken gökadalar birbirinden homojen hızlarda genişlemeliydi. Uzaktaki gökadaların daha büyük hızlarla birbirinden uzaklaşması homojen genişlemeyi de doğrular. O zaman en uzaktaki gökadaların dalga boyu ne olmalıydı? Özel görelilik kuramına göre, ışık hızı aşılamayacağına göre, en uzaktaki ışık hızından küçük sonlu bir hızla uzaklaşmalıydı. En uzaktaki gökadadan gelen ışık, hem en hızlı uzaklaşan hem de en uzak geçmişten gelen ışıktır. En uzak geçmişse evrenin oluştuğu zamanlardan gelen ışıktır. Deneysel gözlemlerde böyle bir ışımaya rastlanmış ve ilk önceleri bu ışımanın doğal olmayan bir kaynaktan gelen parazit olduğu sanılmıştı. Sonra ışımanın uzayda her doğrultudan geldiği tespit edildi ve sonra evrenin en uzak geçmişinden gelen kozmik fon ışıması olduğuna hükmedildi. Fon ışıması en uzak geçmişten gelen en uzun dalga boyu ışımadır. Evren ilk oluştuğunda ışıma serbestçe yayılma fırsatı bulduğunda, yani ilk madde öncesi yapı taşlarının boşluklarından sızabildiği kadarıyla gözlemlenebilmektedir. Einstein, genel göreliliği formülüze ederken, o ve bilim adamları evrenin durağan olduğuna inanıyordu. Einstein denklemlerinden evrenin genişlediği gerçeğine ulaşmıştır. Fakat geleceği de katabilmek için kozmolojik sabit denen bir sabiti denklemlerine eklemiştir. Bu, herhangi bir patlama veya etkileşimden etkilenmeyen bir kütle yoğunluğu sabitidir. Bu sabitin görevi, hesaplamalarda kütle çekimsel kuvvetin evrenin durağan halini bozmasını önlemektir. Hubble'ın yaptığı gözlemlerin sonunda evrenin genişlediğini açıklamasının ardından Einstein bu sabite kariyerimin en büyük hatası demiştir. Evrenin kaderindeki önemli parametrelerden biri yoğunluk omega parametresidir. Omega, evrendeki ortalama kütle yoğunluğunun bu yoğunluğun kritik bir değerine bölünmesi olarak tanımlanır. Bu olay, 3 tane olası evren geometrisini de beraberinde getirir. Omega birden büyük, 1'e eşit veya birden küçük olabilir. Bu eşitliklerse evrenin yassı, açık veya kapalı olduğu anlamına gelir. Bu 3 kelime, evrenin büyük geometrisini tanımlar. Fakat galaksiler ve yıldızlar gibi kütle yığıntılarının yerel uzay zamanı bükmesini tanımlamaz. Kozmologlar, evrenin kaderine omegayı ölçerek ya da yaklaşık olarak hangi değerde patlamanın yavaşlamaya başladığını bularak karar vermeyi amaçlamaktadır. 1998'den itibaren uzak galaksiler ve süpernovalarda yapılan gözlemlerden evrenin genişlemesinin ivmelendiği görüldü. Sonradan gelen kozmolojik teoriler bu genişlemeye olanak sağlayacak şekilde dizayn edildi. Bu genleşme genelde karanlık maddeden kaynaklanıyordu.
karanlık enerji basitçe pozitif bir kozmolojik sabittir. Genel olarak, karanlık enerji negatif basınç oluşturan hipotezlerdeki ortak bir terimdir. Bu terim genelde evren genişledikçe değişen yoğunlukla beraberdir. Pek çok kozmoloğunda fikir birliğine ulaştığı nokta, evrenin nihai kaderinin onun bütün şekline ne kadar karanlık enerji içeriğine ve karanlık enerjinin genişleme üzerindeki etkisine bağlı olduğu gerçeğidir. Son gözlemler Big Bang'den 7,5 milyar yıl sonrasından itibaren evrenin genişleme hızının düştüğünü gösterdi. Bu da açık evren teorisiyle örtüşüyordu. Fakat Wilkinson Microvay, Anisotropy Probe tarafından yapılan son ölçümler evrenin yassı olduğunu doğruladı. Eğer omega 1'den büyükse, uzayın geometrik şekli bir kürenin yüzeyi gibi kapalıdır. Bir üçgenin bütün iç açılarının toplamı 180 dereceden büyüktür ve paralel hiçbir doğru yoktur. Bütün doğrular er ya da geç kesişir. Evrenin şekli büyük kadrajda eliptiktir. Kapalı evrende karanlık enerji azdır ve yerçekimi en sonunda evrenin genişlemesini durdurur. Bu noktadan sonra ise çekim kuvvetinin etkisiyle bütün maddeler bir noktaya çöker ve en sonunda büyük sıkışma ya da büyük ezilme denilen Big Crunch oluşur. Büyük patlama diye bilinen Big Bang olayının tam tersidir. Fakat eğer evren büyük bir miktar karanlık enerjiye sahipse, evrenin genişlemesi omega 1'den küçük olsa da sonsuza kadar devam edecektir. Eğer omega 1'den küçükse, evrenin geometrisi bir eğer yüzeyi gibi açıktır. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceden küçüktür ve doğrular asla aynı mesafede değildir. En az diğer doğruları kesmeyecek kadar bir mesafeye sahiplerdir. Böyle bir evrenin şekli hiperboliktir. Karanlık enerji olmasa bile negatif bükülmüş bir evren sonsuza kadar genişleyebilir ve kütle çekim bu etkiyi neredeyse kayda değmeyecek bir ölçekte engelleyebilir. Karanlık enerji ile beraber evrenin genişlemesi sadece devam etmez, aynı zamanda da ivmelenir. Böyle bir evrenin nihai kaderi ya ısı ölümü olarak bilinen büyük donma ya da karanlık enerjinin neden olduğu ivmenin geri kalan bütün kuvvetleri ezmesiyle oluşan büyük çözülme olarak tahmin ediliyordu. Aksine karanlık enerjiyi ve pozitif basıncı karşılayacak bir negatif kozmolojik sabit, açık bir evrenin bile yeniden çökmesine neden olabilir. Tabii ki bu görüş, yapılan gözlemler sonucu çürütülmüştür. Eğer evrenin ortalama yoğunluğu olan omega 1'e eşitse, evrenin geometrisi Öklit geometrisinde olduğu gibi yassıdır. Karanlık enerjinin yokluğu, evren azalan bir ivmeyle patlama asimpitotik olarak sıfıra yaklaşana kadar sonsuza dek büyür. Karanlık enerjiyle evrenin genişleme hızı ilk başlarda kütle çekimden dolayı yavaştır, fakat daha sonra yükselir. Yassı evren, açık evrenle aynı nihai kaderi paylaşır. Evrenin kaderi, yoğunluğu tarafından belirlenir. Verilerin sunduğu kanıtların, genişlemenin hızı ve kütlesel yoğunluğun ağır basmasıyla evrenin süresiz olarak büyümeye devam edeceği söylenebilir. Bu olay ise Big Fries denilen olayla sonuçlanacaktır. Fakat gözlemler kesin değil ve alternatif modeller hala mümkün. Büyük donma, asimptotik olarak ısısı mutlak sıfıra yaklaşan bir evrende yaşanacak senaryodur. Karanlık enerjinin yokluğundan dolayı yassı veya hiperbolik bir evrende yaşanacak bir senaryodur.
pozitif bir kozmolojik sabit olduğu müddetçe aynı zamanda kapalı evren modelinde de yaşanabilir. Bu senaryoda yıldızların normalde belli bir miktara kadar olan boyutlarda olması beklenir. Ancak eninde sonunda yıldız oluşumu için gerekli olan gaz miktarı tükenmiş olacaktır. Ve var olan yıldızların yakıtının tüketmesi ve parlaklıklarını yitirmesiyle evren yavaşça ve merhametsizce karanlığa bürünecektir. Sonunda kara delikler Hawking radyasyonunu emerek kendilerini tüketene kadar evrene hakim olacaktır. Isı ölümü ile ilgili senaryo ise yaşam ve evrenin devinimi için gerekli olan hiçbir ham maddenin kalmadığı, maksimum entropinin en sonunda dağıldığı bir evren geleceğidir. Isının ölümü senaryosu, bütün evren modellerinde evrenin en son entropisinin minimuma inmesi şartıyla geçerlidir. Süregelen kuantum dalgalanmaları ve tünellemeleri gelecek yüzyıllar içerisinde yeni bir büyük patlama yaratabilir. Hayali karanlık enerjinin özel bir olayı, basit bir kozmolojik sabitten çok daha fazla negatif baskı oluşturabilir. Karanlık enerjinin yoğunluğunun zamanla düşmesidir. Bu olay, ivmenin ve Hubble sabitinin miktarında artışa neden olur. Sonuç olarak evrendeki maddesel bütün objeler, galaksilerden başlayarak en sonunda bütün formlar ne kadar küçük oldukları önem teşkil etmeden elementsel boyutlarına, radyasyona kadar hayali kuvvet tarafından ayrılacaktır. Evrenin en son hali tekilliktir ve bu halde karanlık enerjinin yoğunluğu ve büyüme hızı en baştaki halini alır. Büyük çöküş hipotezi, evrenin nihai kaderiyle simetrik değerlendirilebilir. Aynı büyük patlamanın bir kozmolojik patlamayla olması gibi, bu teoride evrenin ortalama yoğunluğunun genişlemeye durdurmayı yetecek kadar olup büzülmeye neden olacağını söyler. Sonuç tam olarak bilinmiyor. Basit bir tahmin olarak evrendeki bütün maddeler ve uzay zaman boyutsuz bir tekilliğe dönüşecektir. Fakat boyutlardaki farklılık nedeniyle bu alanda da bilinmeyen kuantum etkileri göz önüne alınmalıdır. Bu senaryo, önceki evrende yaşanan büyük çöküşten sonra bir büyük patlama yaşanmasını olarak tanımaktadır. Eğer bu olaylar sürekli bir devinim halinde ise döngüsel evren ya da aynı zamanda salınımlı evren olarak bilinen bir model oluşturur. O zaman evren sonsuz sayıda oluşacak olan bütün sonlu evrenlerden oluşabilir. Her evrende meydana gelecek büyük çöküş bir sonraki evrenin büyük patlaması olacaktır. Teorik olarak döngüsel bir evren fikri termodinamiğin ikinci yasasıyla uyuşmaz. Entropi salınımdan oluşur ve salınım ısının ölümüne neden olur. Güncel kanıtlar aynı zamanda evrenin kapalı olmadığını işaret ediyor. Bu durum, kozmologların devinimli evren modelinden vazgeçmelerine neden oldu. Büyük sıçrama bilinen evrenin başlangıcına göre şekillendirilmiş bilimsel bir teoridir. Döngüsel evren veya ilk kozmolojik olayın bir önceki evrenin çöküşü olduğu büyük patlamanın devinimsel olarak meydana gelmesinin farklı bir yorumlanışıdır. Büyük patlamanın bir başka versiyonuna göre evrenin başlangıcında yoğunluk sonsuzdu. Bu tarz bir tanım, fizikteki diğer her şeyle, özellikle kuantum mekaniğini ve belirsizlik ilkesi bir anlaşmazlık içinde gibi görünebilir. Bu şaşırtıcı değildir. Bu nedenle kuantum mekaniği büyük patlamaya alternatif bir bakış açısı getirdi.
Aynı zamanda eğer ki evren kapalıysa, evren bir kere çöktükten sonra evrensel bir tekilliğe ulaşarak ya da itici bir kuantum gücüyle çökerek büyük patlamaya benzer bir olayla sürekli yeni evrenler meydana getirecektir. Çoklu evren hipotezlerinden bir tanesi gözlemlenebilir evrenimizin yalnızca sonsuz sayıdaki patlama noktalarından birinden başlayarak çok büyük ölçeklere kadar genişlediğini söyler. Evrenin ilk zamanlarında bir dizi kozmolojik patlamalar oldu ve bu patlamalar uzayı süratle genişletti. Kozmik genişlemenin geleneksel bir modeli, bütün bir evrenin aynı anda genişler halden sabit hale geçtiğini kabul eder. Sonsuz genişleme modeli ise aksine evrenin farklı noktalarının farklı zamanlarda genişler halden sabit hale geçtiğini söyler. Sonuçta çekim kuvvetinin henüz ulaşmadığı uzayın hala genişleyen bölgeleri üretilmiş olur. Uzayın bu bölgeleri birbirleriyle asla temas edemezler. Bu nedenle her biri ayrı bir evren olarak kabul edilebilir. Bazı yerlerde çoktan ısı ölümünü yaşamış evrenler olsa da, bazı yerler hala ısı ölümüne ulaşmamış olacak ve yeni evrenler hızla üretilmeye devam edecektir. Bu nedenle çoklu evren asla son bulmaz. Eğer bir çekim en düşük seviyesinde değilse, hayali çekim, çekim çok daha düşük bir enerji seviyesine doğru tünellenebilir. Buna yere kararlı çekim olayı denir. Bu olay, evrenimizi tamamen değiştirme potansiyeline sahiptir. Daha ciddi anlamda fizikteki sabit değişkenler çok farklı değerlere sahip olabilir. Ve bu madde, enerji ve uzay zaman hakkındaki bütün bilgilerimizi etkiler. Higgs bozonuna benzer bir parçacıkla yapılan çalışmalar, şu andan milyarlarca yıl sonra hayali çekim teorisini destekler. Alternatif geçmişler hipotezine göre, evren bu şekilde son bulmayacaktır. Onun yerine evreni hayali çekimden gerçek çekime yönelten kuantum olayı her meydana geldiğinde evren yeni pek çok farklı dünyaya ayrılır. Bu yeni dünyaların bazılarında evren çökerken bazılarında önceden yaptığı gibi devam eder. Şu ana kadar tanımlanan bütün olasılıklar karanlık enerjinin çok basit bir eşitliğine dayanır. Fakat iş açıklamaya geldiğinde mevcut fizik karanlık enerji hakkında çok az bilgi sahibidir. Eğer genişleme teorisi doğruysa, evren büyük patlamanın ilk dönemlerindekinden farklı bir formda olan bir karanlık enerji tarafından yönetilecek. Ancak genişleme durduğunda bugünün karanlık enerjisi için kurulan denklemlerin tahmin ettiklerinden çok daha karmaşık bir durum ortaya çıkacak. Karanlık enerji eşitliği her an değişebilir ve sonuçların ne olacağını tahmin etmek çok zor olabilir. Bu sonuçlar değişik parametrelerle ifade edilemeyebilir. Karanlık madde ve karanlık enerji doğası gereği muammalıdır ve evrenin geleceğindeki olası rolleri şu anda kesin olarak bilinmiyor. Bu, rakip senaryolar arasındaki seçim evrenin ağırlığı tarafından yapıldı. Örneğin, madde, radyasyon, karanlık madde ve karanlık enerji bu ölçümlere katkıda bulunabilir. Daha açıkça, galaksi kümelenmeleri, süpernovalar arasındaki mesafeler ve kozmik arka plan ışınımlarından gelen verilere göre bütün rekabetçi senaryolar değerlendirilmiştir. Anlıyoruz ki evrenin sonu gerçeği hala bilinmezliğini koruyor. Ve hepimiz de o günü bir şekilde bekliyoruz.
evrende yolculuğumuz derin uzayın karanlık vadilerinde hız kesmeden devam edecek. Süper dünyalarda, dev yıldızlarda keşifleri hep birlikte sizlerle yapacağız. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.